Naif Bey, Süleyman Soylu'nun yaptığı son cümleyi bir de sizden alalım. Siz nasıl bakıyorsunuz milis kelimesi için? Tabii bu 79 gün oldu. Abim köydeyken Sayın Bakan diyordu, yok operasyonun içinde, halbuki bunu kesin kabul edemiyorum. Biliyor musun? Bunu reddediyorum. Neden? Çünkü operasyon olduğu alanda abimin olduğu yer, Serbest Turgut'un otları olduğu yer, samanlıkları olduğu yer takriben 3,5-4 kilometre uzaktadır. Eğer bunu inanmasa biz bir keşf istiyoruz. Madem ki her gün bir cenaze, adam vafat ettikten sonra bir cenaze, şehit olduktan sonra bir cenazeden sonra 70-80 gün, takriben 79 gün oldu. Bunu konuşursa biz ona mutlaka bir keşf istiyoruz. Bunu kabul edemiyoruz. Ben böyle kesinlikle bunu reddediyorum. Bu bakanı ben yapıştıramıyorum bunu. Neden? Çünkü abim 63 yaşındaydı. 7 tane çocuk, 8 tane torunları var. Bu yaşta otun içindeki, şimdi de diyor operasyonu içindedir. Halbuki kesinlikle bunu reddediyorum. İkincisi de Osman Şiban diyor. Osman Şiban da dünyaya ne gitti? Sordum, yemin etti. Kur'an'ı el bastı. Zaten yarı tarafı bir belden aşağı hafiften felç bilmem ne olmuş. Ayaklar kalkamıyor. Yemin ediyor diye ben hiç kimse yalanız. O bölgede 35-40 bin tane küçük baş hayvan var o bölgede. Ama bunların her gün koyun tüccarları geliyor oraya, ot tüccarları geliyor oraya, peynir tüccarları geliyor orada. Gelen gidenler geliyor, bazen araba olmadığı için, her gün araba orada olmadığı için dedi, bazen 2 gün 3 gün adamlar orada bekliyor. Çünkü 3-4 tane var, başka o mintekada ev yok. Dedi orada bekliyorlar araba gelince kadar. Ne yazık ki ikisini de sağ olarak almış, helikoptere binmiş, Van'a getirmişler. Eğer şayet bunlar hiç yardımlık da yapmamış, şayet yardımlık yapmış veya da onlar misafir kabul etmiş yere de, bu devletin adaleti var, anayasası var, kanunları var, hakimleri var, savcıları var, gelsin devlete teslim etsinler. Bu neden? Getirmişler ikisine de darp yapmış, abim feci de öldürmüş, vahşet de öldürmüş, hem ayakları kırdırmışlar, tırnakları kırdırmışlar, parmakları kırdırmışlar, kaburgaları kırdırmışlar, sağ bir tane vücudunda böyle bir kemik kalmamıştı, bir kemik. Hani bunu, bu vahşeti kimse kabul edemezler. Acaba madem ki bunlar kime dayanarak, madem ki siz aldınız, adalete teslim ettiniz, siz adalete, demek ki bu adalete, kanunlara, anayasayı, hakimlere, savcılara hiçe sayarak bunlar infaz edildiler o adamlara. Bu hangi tarihte var, hangi demokraside var, hangi ülkede bu işkence var? Bunu kesinlikle biz reddediyoruz. Çünkü madem ki aldınız adalete teslim, bunlar adalete hiçe sayılıyor. Bunlar demek ki mafya devleti olmuşlar. Bunu kesinlikle biz bunu reddediyoruz. Hani bir abim olarak, bir mağdur olarak ben şimdiye kadar, bu 80 gün oldu, 79 gün oldu. Sayın İçişleri Bakanı neredeydi? Şimdiye kadar niye bize sormadılar? İkincisi de ben Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Çoğu zaman televizyonda dile getiriyordu. Diyor ve benim Kürt kardeşim, köylü kardeşim, çiftçi kardeşim, işçi kardeşim, emekçi kardeşim. Şimdi ben bir Kürt olarak, bir köylü olarak, emekçi olarak, bir işçi olarak, bir çiftçi olarak şimdiye kadar Cumhurbaşkanımıza niye bize sahip çıkmadı der. Karadeniz'de veya başka bir bölgede bir heyelan oluyor, bir sel geliyor, dakikadan bakanları gönderiyor, milletvekilleri gönderiyor, adamları gönderdiği gibi halı sormuş. Şimdiye kadar ben de bu vatandaşı, bir Türkiye'nin devletin bir vatandaşı, 83 milyonun bir cumhurbaşkanıdır. Bu cumhurbaşkanı 83 milyona sorumludur. Bu da bir 83 milyonu, ben de bir ferdi olarak, bir mağdur olarak ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, niye bugüne kadar bize bir sahip çıkmadınız? Naif Bey, Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamada şu da vardı. Siz az önce belirttiniz, ancak ben tekrar edeyim. Operasyonun yapıldığı yerde gözaltına alındılar diye, ama siz az önceki konuşmanızda operasyona 3 ya da 4 kilometre uzaklıkta dediniz. Oradaki görgü tanıklarının size anlattığı şey neydi?
tam olarak? Orada 7 kişi var köyde. 14 tane insan, 16 tane insan var. 8 tane çocuk var, 7 tane büyük insanlar var. Bunu hepsine de görüşte, hepsine yemin ettiler. Sabah saatlerinden operasyon olmuş. Bunlar öğlenden sonra, abim öğlenden sonra otun içine gelmiş. Torbelerin ağzını dikiyor. Elinde sıf bir cihazız vardı. Öğlenden saat 3 gibi, 4 gibi. Dedi baktı askerler geldi. Askerler geldi, abim aldı. O ot yeri köyde 500 metre takriben uzaktır. Yalnız operasyon bölgesinde 3,5-4 kilometre uzaktadır. Evet. Bunlar dedi altım akşam üzeri abim almış Servet Turgut'u köye gitmiş. Onunla Osman Şiban'ın beraber sağ olarak almış. Hatta çocukları vardır, hanımı vardır, yengesi var. Ya diyor bunu getirme. Günlerdir biz fakiriz, biz garibanız. Ne diyor ya diyor biz bunları hadi komutan yanına git. Komutan orada da komutan ifade alıp geri bırakacaklar. Yalnız köyde bizim abinin Samanlık, Servet Turgut'un Samanlık yolda ufak bir tepe var. Bunlar tepene gitmiş, bakmışlar. Hakikaten ikisini sağ olarak böyle sürükler, yolda sürükler getiriyor. Sağ olarak ikisini de helikoptere bindirmiş ve havalanmış. Ha. Biz de bunu diyoruz. Madem ki siz bunu aldı getirdiniz. Devletten, adalete teslim ettiniz. Niye böyle gidip darp ettiniz? Böyle feciyle öldürdünüz. Bunu Allah da kabul etmez, Peygamber Aleyhisselam kabul etmez. Bunu kimse de kabul etmez. Hani insanın vicdanını buna kabul etmez. Peki. Naif Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için. Kesinlikle bunu arkasındayız. Bunu reddediyoruz. Kesinlikle bunu kabul edemeyiz. Oldu. Size de çok çok teşekkür ederim. Yayına bağlandınız. Ben sana da teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.